üzgünüz. Onun sebebi de belli, sebepleri de belli. Yani bir 6 milyonun oy verdiği partiyi kapatmaya hakları yok kendi keyifleri uğruna. Yani ya ben de aynı düşüncedeyim. Yani. Çok üzüldüm. Gençti, güzeldi. Güzelliğine kıyıldı. Ama Allah kimse bunu bırakmaz. Adalet yok ama Allah kimse bunu bırakmaz. Hani bunu yaptıranlar da belli. Öyle boş boş konuşup insanları kışkırtıyorlar. Sonra da düşmanlık çoğalıyor. Sonra da böyle genç insanlar ölüyor. Bence askeri ücretin de yükselmek, ay Türkçem çok kötü. Yükseldirmekleri lazım. Ya gerçekten yaşamıyor. Çünkü o zaman her şey pahalı gelir. Madem her şeyi pahalılaştırıyorlarsa onu da yapmaları gerekli. Çünkü kimsenin bütçesi bir şeye yetmez o zaman. Ben Avrupa'dan geliyorum. Bana her şey bedava geliyor. Ama buradakiler onlara yazık değil mi? Ben her türlü saldırıyı kınarım. Yani devletin polisi vardır, devletin savcısı vardır, devletin hakimi vardır. Eğer birileri bir suç işliyorsa bunları şahıslar cezalandıramaz. Bunu ancak devletin kendisi varsa suçu cezalandırır. Yoksa öyle, burası terör devleti değil ki aklına her gelen gitsin, bir yeri bassın, bir yere kurşun sıksın. Diyarbakır'daki AK Parti il binasına da Molotov kokteyli atılmış. O da bir terör olayıdır. Yani bu terör olaylarını biz kesinlikle ülkemizde istemiyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Irkçılık, faşistlik ve insanlık dışı. Asla onaylamıyorum ve çok üzülüyorum. Yani Allah sabır versin kalanlarına. İnsanları ayrıştırıyorlar. Bu yüzden hiç şaşmamalı. Yani bu ülkede gerçekten mecliste bile insanlar birbirine giriyorlar. Hatta bu yüzden boks derslerine falan gidiyorlar. Yani o yüzden hiç şaşırmıyorum. İnsanlar artık buna hazırlıklılar ve hiç garipsemiyorlar. Bu ülkede bu çok normalleştirildi. Buna çok üzülüyorum açıkçası. Yani burada bir genç kızın yanlışlıkla öldürülmesi tabii ki üzünç verici hepimiz için. Orada tahmin edilenden daha fazla insan olduğu haberlerini okudum. Belki de bir katliam gibi bir şey olacaktı. Tabii ki bunun arkasında kimler var, kimler yok hiç bir fikrimiz yok. Ama tabii ki üzdü. Çünkü o bir can. HDP binasında olabilir ama o kızımız bir Alevi olmuş olabilir. HDP ile hiç alakası olmamış olabilir. Sanıyorum annesinin yerine gelmiş olan ve temizlik işlerinden sorumlu olan bir kızdı. Ben şahsen üzüldüm. Şöyle söylüyorum, şiddet ve öfkeyle kınıyorum bu saldırıyı. Burada yapılan bir cinayet değildir, bu katliamdır. Çünkü yapılan bir öncelikle bir bayandır, tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim, ülkede şöyle bir sistem var, parti ayrımcılığı var. Bu HDP olsun, AKP olsun, CHP olsun, MHP olsun. Ben tabii şöyle söyleyeyim, Deniz Poyraz hakkında da şöyle bir açıklama yapayım. Bu yapılan yani cinayet değildir, bir nevi katliamdır. Bu HDP olsun, AK Parti olsun ya da MHP olsun ya da CHP olsun. Yani çok şiddetli ve öfkeli, nefretle kınıyorum. Yani biz şöyle söyleyeyim, yani dilimizi, ırkımızı savunarak nasıl hem böyle nasıl hem bir şey yapmaya çalışıyoruz. Nasıl diyeyim size, kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü Kürt haklı da var bu ülkede. Yani HDP var, şu da var, bu da var. Hepimiz varız yani. Nasıl diyeyim, tek HDP'ye yönelik bir şey var burada ülkede, sistemde. Yani bu sistemi de kırmak için nasıl hem bilinçlenmemiz lazım. Tabii ki şu konuda bir rahatsızlığım var. İnsanlar görüşü yüzünden rahatsız oluyor. Orada ölen bir insan var ama insanlar onun görüşüne göre laf ediyorlar. Bence artık bunun bir siyasi olarak düşünülmekten ziyade orada ölenin bir insan olduğunu, ölenin bir kadın olduğunu özellikle. Bundan dolayı hani insanların biraz daha bunu siyasetten uzak tutması gerektiğini düşünüyorum. Orada ölen bir insan var çünkü. Yani bu bence bir provokasyon saldırısı direkt. Yani kesinlikle bu bir taraf olamaz. Bu kesinlikle bir insanlık hatası. Yani bir tane gencecik kadının öldürülmesi, bir tane koskoca adamın bunu yapması ve buna kalkışması bir siyasi açıdan ülkeyi bence çok saçma bir yere sürükledi. Ve hani bunu kesinlikle hiçbir parti ya da hiçbir büyük devlet büyüğü desteklememeli bence.